Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 4 aşamalı planlarının olduğunu belirtti. Şu anda bakanlığımız nezdinde sürdürülen bu çalışmalarda gerek İstanbul'daki 39 ilçe belediyemizi gerekse Büyükşehir Belediye'mizi, AFAD'ımızı davet ederek toplantılara başladık, devam ediyoruz. 4 aşamalı bu konuda bir planımız var. Birincisi, zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. 39 ilçemizde 188 yerde kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. 2012'den bu tarafa yapılan bu çalışmalarda yaklaşık 800 bin bağımsız konut birim yenilendi İstanbul'umuzda. Şu anda da 165 bin civarında konutumuzun yenileme çalışmaları devam ediyor. İkinci aşamada bizim düşündüğümüz şey rezerv konut alanları belirledik. Bu belirlediğimiz alanlarda 350 bin konuta kadar yeni, sağlam, güvenilir konutlar yapabileceğiz. O da bizim epeyce bir ihtiyacımızı görecek. Çevrede en riskli olan yapıları o yaptığımız yeni yerlere taşıyarak belki de depreme hazırlığın ikinci adımını atmış olacağız diye düşünüyorum. Üçüncüsü de seçim öncesinde açıklanan, asla bir seçim vaadi olmayan, ayakları yere basan bir başka kampanyamız var. Bunu da bizim hızla devam ettirmemiz lazım. O da yarısı bizden kampanyası. Dördüncü aşamada bizim düşündüğümüz, bunun gibi elbette ki bir takım gayretlerimiz olacak ama İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek, bir an önce işi hızlandıracak tedbirleri alıp bu yasayı da çıkarmak istiyoruz. Sayın seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık 2023 sonuna kadarki sosyal haklar genelgesini yayımladı ve çalışanların da yeni kıdem tazminatı tabanı belli oldu. Şimdi konuyu sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete ile konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar Gizem Hanım. Teşekkürler. Şimdi kıdem tazminatı tabanı belli oldu dedik. Tabanı da belli oldu aslında. Ne kadardır? İlk önce rakamla başlayalım. 23.489 olarak 31.12.2023'e kadar uygulanacak rakam. 23.489 oldu. Peki bundan kimler yararlanacak? Şimdi bütün sigortalı çalışan, yani SSK'lı, bizim hizmet hakkıyla çalışan herkes yararlanacak. 23.489 biliyorsunuz tavan. Eğer kıdem tazminatı rakamı 23.489'un altını gerektirecek bir gelirle çalışıyorlarsa, bürüntü kazançları bunun altındaysa, o zaman neyse kazançları onun üzerinden hesaplama yapılacak. Ama 23.489'un üstünde, bürüt gelirin üzerinde bir çalışmaları varsa, her bir yıl için alacakları kıdem tazminatı 23.489'u geçemeyecek. Aslında maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun tazminatınız hesaplanırken bu tutar hesurinden hesaplanacak. Aynen öyle Gizem Hanım. Diyelim ki 30 bin lira brüt ücretle çalışıyorsunuz ve işten ayrıldınız. Hele ki şu anda EYT gündemde, emeklilik sebebiyle ayrılıyorsunuz. Her bir yıl için aldığınız en son brüt ücret 30 bin de olsa, 40 bin de olsa, hatta biliyorsunuz tavan 100 bin oldu. 100 bin de olsa alacağınız rakam 23.489'u geçemeyecek. Ama tabii küçük bir virgül koyalım orada. Eğer işveren isterse bu rakamın üstünde ödeme yapabilir. Ama o durumda kıdem tazminatı için gelir vergisi de işçiden kesilerek ödeniyor. O yüzden çoğu işveren bunu tercih etmiyor. Biliyorsunuz kıdem tazminatında sadece damga vergisi var. Onun üzerinde bir vergi kesilmiyor. Neredeyse brütü net gibi alıyorlar. Yani 23.489'u alabilecekken daha yüksek almaya kalkarsa onun için de gelir vergisi kesintisi yapıyorlar. O yüzden herkes tavanı uyguluyor. Ve bir de son bir kısa soru eklemek istiyorum. Hazır EYT'den de bahsetmişken, hani pek çok kişi emekli oluyor, böylece işten ayrılıyor. Peki işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim? Yani hani istifa şeklinde olursa, ister EYT'li olsun ister olmasın. Bu hususta aslında çok fazla soru geliyor.
Evet. Gizem Hanım şöyle, bizim yasamız 4857 sayılı kanunumuz diyor ki eğer haklı bir sebeple ayrılmıyorsanız ve iş yerinde kendi isteğinizle istifa ediyorsanız bir tek şart var diyor bununla ilgili. Emeklilik sebebiyle işten ayrılırsanız kıdem tazminatını alabilirsiniz. Yani hakikaten gerçekten bir emeklilik sebebiyle bütün şartları taşıyıp ayrılıyorsa o zaman kıdem tazminatını alıyor. Eğer emeklilik yaşı gelmeyip prim günlerini tamamladıysa yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup kıdeme esas yazı alırsa emekli olmasa dahi o kıdeme esas yazıyla işverenden kendi istifa etse bile kıdem tazminatını alabilir. Onun dışında kendi isteğiyle ayrıldığında alınabilecek şeyler var ama mesela eşim çalışmamı istemiyor, bir yıl içerisinde işten ayrılırsam gibi maddeler var. Ama esas sizin söylediğiniz gibi kendi isteğinizle ayrılma sebebiniz de ana konu emeklilik olmalı. O yüzden EYT nedeniyle ya da başka bir nedenle emekliliğe başvuranlar işverenlerinden kıdem tazminatlarını alabilirler. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete katıldığınız için, katkılarınız için teşekkür ederiz.